Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de kalemi Muslera'yı aldım ve bu fonu sattım. Sonrasında da bu fonu sattığım parayla çok efsane Team of the Year ilk 11 oyuncusu alacağım arkadaşlar. Ve gerçekten çok efsane bir video olacağına inanıyorum. Çok güzel kar ettim, bunu da açıklayacağım sizlere. Gerçekten güzel bir video olacak. Bu videoda sizlerden yeni aldığım Team of the Year hayırlı olsun özel ve güzel emeklerin karşılığı için sizlerden bu videoyu tam 3000 like bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkesten güzel bir like sesi bekliyorum. Like'larınızı atarsanız sevinirim ve hala kanala abone değilseniz, yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. 100.000 aboneye çok az kaldı. Hadi bakalım abone olun da bir plaketimiz artık bir gelsin. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman başlıyoruz ve bir dakika abi şöyle ben tekrardan göreyim. Tamamdır. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fonu alıyorum hemen ben buradan ve tam 6.749.000 geldi. Yani ben bunu 7 milyona sattım ama benim elime geçen 6.650.000 oldu. Zamanında ben bu adamı 10 milyona da satabilirdim ama tabii düşeceğini nereden bilebilirdim. Şimdi arkadaşlar 6.650.000'e geldi bana ve şu anda direkt olarak zaten ben çok rahat bir şekilde 150.000'e kar edebilirim. Bu arada bu adam da satılmış, neyse. Şimdi başka bir adama bakacağız, bu fon. Hemen bu fonun bir değerine bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle abi. Hemen bakalım. Arkadaşlar ben şimdi 6.650.000 elde ettim ve 6.580.000'e, yani ben bir saat önce falan 7 milyona sattım, şu anda 6.5 milyon ve bu daha da düşeceğini ben düşünüyorum. Aşırı derecede düşmez ama ben daha da düşeceğini düşünüyorum ve gerçekten bence güzel bir fiyattan satmışım ve yani şu anda bunu alsam bile kar etmiş olacağım. 80.000 falan ama yine de kar etmiş olacağım, yani gayet güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ve şimdi arkadaşlar Dani Alves'e bakmadan önce ben bir Kante'ye bakmak istiyorum. Golo yazarsam çıkıyor mu N'Golo Kante'nin golosu? Yok. Şimdi o zaman abi buraya ben pozisyon zaten açıkmış, o yüzden çıkmamış da olabilir. Arkadaşlar ben Kante'yi çok istiyorum. 6.749.000'e bulursam direkt alırım. Hani direkt hiç düşünmeden alırım. Çünkü bakın 4 milyona bu adam var, o yüzden Kante 6 milyona belki satılıyor olabilir. O yüzden ben bir fiyatından 6 milyona bakacağım. Şu anda aklıma geldi bu arada. Normalde ben hani en istediğim oyuncu şu anda oyundaki. Ama işte maalesef param yetmiyor. Kante'nin en ucuzu ne kadarmış onu da öğrenelim bir. Abi şaka gibi ya. Şu iki kere yazınca bozuluyor ya, kanser oluyorsunuz. Yani gerçekten çıldırıyorum ben. Evet, Kante 7.5 milyona var bir tane. 7 milyon 800 bine var. 7 milyon 100 bin bid var. Gerçekten abi düştükçe düşüyor. Gayet güzel bir şekilde düşüyor. Ama abi benim aradığım keşke 6 milyon 749 bini olsaydı. Ancak maalesef yok. Gerçekten çok üzüldüm. Santrafor'a çok ihtiyacım yok. Sağ kanat zaten Messi, çok imkansız gibi bir şey. İmkansız zaten. O yüzden arkadaşlar sol bekim iyi, stoperlerim de iyi. Biz o zaman sağ bekimizi alalım. Hemen sağ beke geliyoruz. Ve 90 genlik sağ bek olan hem Joao Cancelo var hem de Dani Alves var. Ben Dani Alves'i almak istiyorum. Zaten Team of the Year ilk 11 oyuncusu alacağım bu videoda. Ve Dani Alves de bence en mantıklı olan kişi olacaktır. 4 milyon 120 bine var gördüğünüz gibi. Bakalım daha ucuza bir anda koyulduysa hemen yakalayabiliriz. Video şansına bazen denk gelebiliyor arkadaşlar. Hemen 4 milyon 120 bine alalım. Evet, bu fonu satıp Dani Alves'i alıyorum arkadaşlar. Tam 4 milyon 120 bin coins. Gerçekten çok harika bir kart. Bu adamı ben 10 milyona satmıştım biliyorsunuz. Yani kar ede ede kar ediyorum ama hala coins'im çok yüksek değil. Bu neden böyle oluyor ben bu işi anlamadım. Bu işi bir anlasam zaten artık mutlu olacağım ama bir anlayamadım. Şu anda aynı zamanda bu arada takım da bu fonda olsa takımın geni şu anda herhalde 97 gen olmuştu. 97 gen mi olmuştu? Aynen 97 gen olmuştu. Keşke olsaydı ama olamıyor maalesef. Bu arada 7 tane daha müdahale çıkartırsak ve 8 tane daha kaptan çıkartırsak takımın geni bir gen daha artabilir. Çünkü bayağı bir oyuncu yükseliyor. Aynen. Şu 2 tane kalanı yükseltsek ve top hakimiyeti de çıkabilir tabii ki. Vesaire vesaire. Yani o tarz oyuncular çıkabilir. Bu arada Dani Alves'i şu anda yükseltebilecek durumumuz var mı? Hemen ona bir bakacağım. Yok abi, Dani Alves'i şu anda yükseltmem benim imkansız denecek kadar imkansız, yani bayağı bir imkansız. Gayet güzel kadrom olduğunu düşünüyorum şu anda. Defansım en az 95. Hani kadroda şu anda en az 91'lik var ama o da Muslera. Muslera'yı zaten ben bu fonu alacağım için çok da önemsemiyorum. Yani çok da önemsemiyorum derken zaten hani daha iyisi gelecek. Bu fonu neden alamadığımı da hemen göstereyim abi. Çok kanser bir durum. Tam zamanında karşı atak yenilendi. Keşke biraz daha önceden oynasaydım ama maalesef bilmiyordum. Burada arkadaşlar burada şey diyordu. En az efsane 3'ü yükseltmen gerekiyor diyordu. Ama artık EA Sports zaten güncelleme yaptığını anlamış. Yani bu demek oluyor ki biz
Bu fonu alabiliriz. Arkadaşlar bir sonraki videoda da bu fonu alıyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. Bu kartını alacağım. Bakalım bu ne istiyor. Kaleci uçma istiyor. Bunun da az kalmış bu arada zaten. Abi 96 gen bu fon yine de elimize geçecek. Ve bedavaya gerçekten çok güzel bir şey yapmış olacağız. 2.5 milyon coinsimiz duruyor. Takımımız 97 gen olacak. Hatta 98'e bile yaklaşacak. Gerçekten süper olacak. Çünkü şu bizi çok büyük kurtaracak. Bayağı güzel yükseltecek oyuncularımızı. Gayet güzel olacak arkadaşlar. Bayağı bir güzel olacak. Takım gayet güzelleşecek ya. Gerçekten ve yeni Team of the Year Daniel Vesim'le beraber hadi bakalım bir maça girelim. Bu arada efsane 3'ü yükseltmem gerekmiyor ya. Gerçekten çok mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum. Bir dakika şu bilgisayardan şunu ben bir düzeltmem lazım. Hemen arkadaşlar bir iki tane de karşı atak maçına girelim. Sonra da abi efsane ya gerçekten. Hem 2.5 milyon coins kar ediyoruz. Hem 2 tane Team of the Year takımımıza katıyoruz. Hani aynı derecede yani sonuçta 90'lık bu fon alacağım yine ve 96 olacak. Aynı derecede oyuncu takımımıza katıyoruz. Hem de yani bunlar yani hem de hiç para harcamadan 2.5 milyon coins artı bir tane Team of the Year Daniel Ves. Gerçekten süper abi. Daha ne olsun yani. Daha ne olsun süper. 2.5 milyon coins artı Daniel Ves bedava geldi. Gerçekten süper oldu ya. Bu videonun başlığına öyle yapacağım ve arkadaşlar zaten öyle. Gerçekten öyle. Çünkü artık bu fonu da çok kolay bir şekilde alabileceğim. Hani bedavaya bir tane Daniel Ves, bir tane Team of the Year ilk 11 oyuncusu ve 2.5 milyon coins'i bedavaya almak diye bir başlık koyacağım. Ve çok kötü oynuyorum. Odaklanamadım. Bundan sonra o zaman bir maç daha oynayalım. Onu da kazanırım. Kazanana kadar oynarım yani en kötü ihtimalle. Hani bunu da kazanırsam ben yine de bir maç oynayacağım ama. Abi çok kötü pas attım. Marco Reus ne yapıyorsun? Bu arada kazanırsam dünya klasmanı 2'ye çıkmak istiyorum. O yüzden kazanmak da istiyorum bir yandan. Dele Alli. Çok güzel gol. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Dele Alli 106 gen yapmam çok iyi oldu ama takımdaki diğer oyunculara göre çok daha iyi olduğu için hani onu da hesaplayamıyorum ne kadar iyi şut çekebileceğini. Marco Reus Buffon. Bakın Buffon'un ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Torres. Fernando Torres. Hadi bakalım abi. Son 12 saniye. Güzel pas olacak bu bence. Göz kontrol. Çek şutunu. Buffon tuttu abi. Resmen antrenman şutu gibi bir şey oldu bu Buffon için. Evet. Alli. Güzel bir şut gelecek diye düşünüyorum. Yok kötü bir şut birazcık. Yine antrenman şutu. 6-4 bitti arkadaşlar. Ama dünya klasmanı ödüllerini alabileceğim duruma geldim galiba ya. Bir dakika. Hani onu da ben bu videoya ayarlamıştım çünkü. Bir tane daha mı gerekiyor? Evet. Bir dakika. Alabiliyorum. Nasıl aldım? Bug'a girmiş demek ki. O zaman arkadaşlar ödüllerimizi alalım. Sonra bir tane de kazanana kadar oynarım yani. Dünya klasmanına gelelim. Gelelim dedim. Gelelim. Ne kadar yükselmiş bu arada? Bunu da yorumlara yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum abi. Nerede? 28. seviye şu an. Yani buraya kadar alabiliyorum. Burada ne var? Yok. Yani bunu alamıyorum. O beni üzdü şu anda. Zaten çok da önemli bir şey yokmuş. Sadece bir tane Living Coins alabiliyoruz. Alayım o zaman. Bu arada elit oyuncuya ne kadar kaldı? Az kaldı ya elit oyuncuya da. Çok fazla bir şey yok. 31 level olmam gerekiyor ve hani her bir tanesi 5 seviye. Hani 5-5 atlatıyoruz. O yüzden kolay abi ya. Güzel. Bir tane karşı atak paketi açmak isterdim arkadaşlar. Ama gerçekten zarar etmekten çok korkuyorum. 500 yani 2.5 milyon coins artı Team of the Year'ı bedavaya almışken bir zarar etmeyelim, bir bekleyelim. Güzel, çok efsane bir etkinlik gelirse onda bir paket açarız. Ama şu anlık bir duralım lütfen. Gerçekten hani yapacak çok büyük sıkıntılara girebiliriz. Ben sıkıntılara girmek şu anda istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Hadi bakalım abi o zaman. 101 gen abi ya ben. Kaybetsek de arkadaşlar artık canımız sağ olsun 505.000 taraftarlı adam veriyor ve 101 gen abi. EA Sports'un da ben bu huyunu hiç sevmiyorum ya. Şöyle bir sinirli emoji atacaktım onu da atamadım. Neyse. Torres o Ali'nin koyduğu bacak neydi öyle korktum. Bu arada benim Ali'm ondan daha iyi olabilir derken müthiş bir gol geldi. Gerçekten müthiş bir gol geldi. Marco Reus. Reus. 2-0 da çok güzel abi. Güzel gidiyorum ya. Sürekli böyle gol atarsam aslında olabilir ya. Bir dakika. Çok iyi. Ama adam da atıyor abi. Adam 101 gen yani. Normal atması. Bu arada EA Sports 2 tane üst üste müthiş fırsat nasıl verdi onu anlamadım. 101 gene karşı oynuyoruz sonuçta. Daha da müthiş fırsat birazcık zor alırız. Onu da söyleyeyim yani. Özcan hadi abi. Hadi abi. Abi yapma bunu işte ya. Özcan. O top Ali'ye gelecekti var ya ne gol atardım. Güzel 5-3 öndeyim. İyi oynuyorum ha bence. 101 genlik rakip yani sonuçta. 101 gen rakibi yensem var ya arkadaşlar artık
Hani bu maçı kazanırsam sizlerden çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Şu an çok heyecanlıyım bu arada. Hani videoda olduğu için heyecanlıyım. Videoda böyle bir maç kazanırsam çok güzel olur çünkü. Ve adamın da morali bozulmaya başladı gittikçe. Adam gol atamadıkça morali bozuluyor. Muslera bir de kalede yani. Keşke Buffon olsaydı. Oh be, içim rahatladı o gol olunca var ya. Hani kazanma, yoksa kazanamayabilirdim. Hala kazanamayabilirim. Hadi Ali. Çok kötü bir şut çektim. Böyle kötü bir şut çekmemeliydim ya. Böyle kötü bir şut çekmemeliydim. Bence çok kötü oldu. Hadi abi. Oba! 9-6 ve arkadaşlar 101 genli rakip hem AFK kalmadan kazanmış olduk sizlerden. Yani bu dakika kadar izleyenler helal olsun yazabilir mi yorumlara? Gerçekten ama iyi oynadığımı düşünenler yazsın. Helal olsun 101 geni yendin tarzı bir şeyler yazabilirsiniz. Ben o zaman anlarım. Neyse arkadaşlar, burada o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Hemen şöyle bir geçelim abi, bakalım ne kadar taraftar olmuş, onu da görelim. 488 bin olmuş, az kalmış. Ama gerçekten hak ediyorum yani. Gerçekten dünya klasmanı 2'yi bence hak ediyorum bu maçtan sonra. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki 2 videodan herhangi birisine tıklayarak muhteşem bir video izleyebilirsiniz. Like'larınızı bekliyorum. Güzel bir like sesi gelirse çok sevinirim. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve bye bye.